portu dersin, interface'i dersin, arayüz dersin. O yüzden ben Türkçe tarafında takıntılıyım. E Bir de şimdi akademik tarafımız da var e ve burada Türkçe kaynak üretmek lazım. Öncelikle hem projemize desteğiniz için hem de e, bu akşam bize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim size. Ben de nazik davetiniz için teşekkür ederim. E, Kendinizi siz Gopel protokolünü kullanacak kadar eski bir internet kullanıcısı ve BNC Jack Takacak kadar eski bir networkçi olarak tanımlıyorsunuz sürekli. Her katıldığınız yerde de öyle tanımlıyorsunuz. Şimdi büyük bir kitle sizi tanıyor ama hani genç arkadaşlar veya sizinle tanışmamış olan arkadaşlar için de kısaca kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ya aslında o bahsettiğiniz e, giriş kelimeleri benim Ay Yönetçinin Temelleri kitabım için e, yayın bir e, yazar tanıtımı metni istemişti benden. E, ben de biraz böyle esprili bir dille yani beni şahsen tanıyınlar bilir, ben aslında çok böyle dışarıdan çok ciddi birisi gibi ölürüm ama öyle değilimdir. Çok böyle, hatta yazarlığım Orta 2'de başlar. Orta 2'ye giderken Türkiye Çocuk Dergisi'nde mizahi hikayelerim yayınlanıyordu yıllar yıllar önce, 80'li yıllarda. Ben de böyle bir mizahi aslında böyle bir e, esprili bir giriş, yani yazarı tanıtan, Cemal Taner'i tanıtan bir metin yazmıştım. Ee, aslında o Gafur protokolü bir sıcak onlara da değinmek de isterim ama şöyle söylemiş olayım ee, 1972 İzmir doğumluyum Sonrasında tabii ilkokul, ortaokul, lise Bunları bir kısmını LinkedIn profilimden ya da web sayfamdan görebilir e, beni takip edenler Üniversite okudum, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, bugün ismi Teknoloji Fakültesi Ve sonrasında da yaklaşık 26 yıldır eğitim sektörünün çok farklı yerlerinde oldum. Yani hani eğitim sektöründe eğitmeniz işte çok farklı yerlerde. Kamudur, özeldir, üniversitedir, e, mesleksizdir derken e, yeri geldi işte e, jak çaktık, yeri geldi kablo çektik. E, yani e, ne diyelim her tarafında olmaya çalıştım ama daha çok eğitim tarafında oldum. Çünkü eğitim vermeyi daha çok seviyorum. Yani ben eğitmenliği, öğretmenliği daha çok seviyorum. E, çünkü insanların hayatlarına birebir dokunuyorsunuz ve onlara öğrettikleriniz sonrasında yıllar sonra bir yerde karşılaştığınızda işte hocam ben sizden şu eğitim almıştım ve şimdi şu an kariyerimde buraya geldim dediklerinde ya da LinkedIn'den bir özel mesaj attıklarında mutlu oluyorsunuz. Yani eğitmenlere çok motive eden şey bu oluyor aslında işin maddi boyutundan çok. Ve beni de işte bu şekilde yani sizin davetiniz gibi olsun ya da bugün üniversiteli arkadaşların etkinliklerine çağırıyorlar. Yani ben yoğunluktan dolayı belki yüz yüze etkinliklere gidemiyorum ama e, online etkinliklere katılıyorum. Birkaç gün önce yine Bartın Üniversitesi'nin oradaki Siber Güvenlik Kulübü'nün konuydum. Online bir etkinlik yapmıştık. Bundan dolayı yani bu bizim e, işte içimizdeki bu eğitmenlik aşkının, öğretmenlik aşkının yani bu nefesimiz olduğu müddetçe yani bu can bedeninde olduğu müddetçe de devam edecek bir şey. Böyle demiş olayım yani hani beni e, LinkedIn'de kullandığım ya da işte bir yerde kullanan ünvan da eğitmendir. Bir e, hayat boyu öğrenci olarak ben kendimi tanımlıyorum. Bir şeyler öğrenmek ve öğretmek. Yani bir şeyin uzman olduğumu iddia etmiyorum hiçbir zaman. Yani şu konuda uzmanım ya da şu konuda iyiyim hiçbir zaman demedim. Bazen çünkü geldi böyle YouTube e, videolarımın altına ya da Udemy eğitimlerimin altına yorumlar. E, benim zaten öyle bir etmiş olmadı yani. Ben sadece kendi çapında bir şeyleri öğrenen ve bu öğrendiklerini insanlarla paylaşan birisiyim. Bu kadar yani. Bir de hemen bağlı bir soru daha soracağım size. Yani sizi tanımadığımız kadar ben de uzun yıllardır tanıyorum aslında, takip ediyorum sizi de. Ee, çok evet. önemli ve sosyal bir insansınız aslında. Yani evet. işimi yapıp da kenara çekileyim ben hiç görmedim sizi de. Hep bir desteğiniz var. Yani bunun hem kendi yaşamınıza hem de iş yaşamınıza yansıması nasıl oluyor? Ya şimdi şöyle ben hayatta üç tane kelimeyi kendime rehber yani üç tane söz biraz sonra söyleyeceğim edindim bunlardan bir tanesi hadis diye bilinen bir söz vardır. Farklı vers versiyonları var ama insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diye bilinir. Belki çok öncesinden de belki duymuşumdur ama yani bunu hayat felsefesi edin kendime. İkinci söz Mustafa Kemal'in vatan sevgisi ona hizmetle ölçülür. Budur. Üçüncüsü de yine çok sevdiğim çizgi elektronik kurusu Niyazi Saral hocamın e eğitimli insanlar e der öyle başlar. Cümlenin aslında şu an ...datmam lazım aslında internetten ama... ...onları yetiştiren topluma borçludurlar der. Yani geçtiğimiz günlerde böyle bir tartışmalar oldu işte... ...borçludur değildir falan ama... ...bu herkesin kendi düşüncesi. Niyazi Hocam'ın da böyle bir şeyi vardı. Ve kendini yetiştiren topluma borçlarını ödemek zorundadırlar der. Hatta bir zamanlar e postaların aldı... ...imza olarak bunu kullanırdı kendisi. Ve ben de bunu kendime ilke edindim. Yani bir fayda öğretmek, insanlara faydalı ol olmak. Zaten dediğim gibi yani benim bu mesleği seçerken de e, üniversite tercihlerimde de birinci sıradaydı yani. O gün için sene 1991'di ben üniversiteye yerleştiğimde. Hani benim içinde böyle bir öğretmenlik, eğitmenlik, aşkı, şevki olduğu için daha küçüklükten beri biraz da tabii böyle şey vardı bende. Bir şeyleri kurcalayayım, bozayım, edeyim vardı. İşte o yüzden ki ben teknikse e, elektronik okudum yine üniversitede aynı şekilde. E, yani böyle bir merak vardı. E, hem bu şeyleri araştırma etme merakı hem de e, az önce söylediğim gibi biraz yazma merakı. Yani ben e, ilkokulda mesela başladım okuma yazmaya daha okula gitmeden. E, i̇lkokulda Türk klasiklerini çoğunu okumuşumdur. Ortaokulda okumuşumdur ben dünya klasiklerini. İşte Dostoyevski, Çahoğlu, Turgenev'i ben bunları ortaokulda okumuşumdur. Yani şimdi üniversiteyi bitiren gençler okumuyor ama. Lisede işte Azinesini, ne bileyim sci-fi ondan sonra böyle yine Türk klasiklerini yani kitap okumayı çok sevdiğim için zaten çok okuyan birisi yazabilir onu da söylemiş olayım yani böyle bu işlerle uğraşmak isteyenlere öyle olunca aslında hani sosyal dediğimde ben çok sosyal birisi değilimdir hani asosyal tipler vardır ama böyle bir yönüm de var yani böyle çok girişken konuşkan biri değilimdir yani. Şimdi çıkarım e, bir öğrenci etkinliğinde konuşurum ya da ne bileyim işte bir online etkinlikte konuşurum ama hani bir topluluk içerisinde çok da aslında böyle sosyal birisi değilim, e, girişken birisi değilim. Hani buna rağmen, e, bu, bu yapıya rağmen bu kadar e, yaptığım işte girişimler veya işte yaptığım faaliyetler görüyorsunuz. Burada az önce söylediğim üç söz, benim hayatta rehber edindiğim sözler e, bundan dolayıdır. Yani bir ara birisi bir mesaj attığında, bir soru sorduğunda ben mutlaka cevap vermeye çalışırım. Evet. Bununla ilgili de çünkü bir kötü anım vardır yıllar yıllar önce bir arkadaşıma böyle bir topluluk içerisinde zaten beni bilgisayarcı yapan olay da budur bir çok basit bir şey sormuşumdur ona göre basittir belki ama benim bilmediğim bir şey arkadaş da bir o topluluk içerisinde öyle bir şeyle alay eder bir şekilde cevap vermiştir ki bana ben o günden sonra dedim yani hani ben bu işi öğreneceğim arkadaş hatta senden daha iyi öğreneceğim diye. Ve bana birisi sorduğu zaman da ona yeni şekilde anlatmaya da çalışacağım bildiğim kadarıyla diye. Böyle de bir şey oldu benim için. Ee, yani e, yani bir şeyleri paylaşmak. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. E, ben bir şeyin uzmanı olduğumu iddia etmiyorum diyorum. Ve şunu söylüyorum her zaman. Yani benim burada söylediğim şu. Ben bir şeyler öğreniyorum. Ve bu öğrendiklerimi paylaşıyorum. Video çekiyorum, makale yazıyorum, blog sayfamı yazıyorum. Ki ben ilk blog sayfamı açtım da sene 1998'di yani. Yani belki burada biraz sonra belki bizi bu izleyeceklerin bazıları bile dünyaya gelmemişti bile belki. Sene 1998'de ee, işte cetera.artemis e, pardon artemis.fs.net/slashcetera şeklinde bir megabaytlık bir alan veriyordu o zaman ücretsiz bir alan ve popüç smtp destekli İzmir'de bir e, servis sağlayıcısı Efes'te ve orada bir web sitesi açmıştım yani düşünün. Sonrasında işte jamalter.com diye jamalter neyim diye işte şimdi com.tr diye bir alanda üzerinden bloğum var. Yani benim böyle öğrendiklerimi paylaşmak da amacım. Ee, bilişimde eğitim sizin için ne anlam ifade ediyor? Bir de şey, bilişimde eğitimde sizin de kullandığınız te teknolojiler ve materyaller var, yöntemler var. Bunlar nelerdir? Hani bunların gelecekteki durumlarını nasıl görüyorsunuz? Valla şimdi pandemiyle birlikte tabii e, yani çok e, şekil değiştirse de, mesela pandemiyle birlikte artık online eğitimler çok yapılmaya başlandı. İnsanlar Zoom diye bir araç e, keşfetti mesela pandemide. Ben hep söylerim, ben Zoom'u mesela 6-7 sene önce kullanmıştım online eğitimlerimde. Yani daha insanlar bu aracın adını duymamışken ben e, bu Zoom üzerinden online eğitimler vermeye devam edeyim. Yani e, başlamıştım 6-7 senedir. Önce işte Adobe, işte bir Adobe bir ürünü vardı bunu yaptığımız. Sonrasında da e, bu e, Zoom üzerinden başladım. Şu an mesela ben WebEx, Cisco WebEx kullanıyorum ama e, yani genelde, ee, ...birçok eğitim şirketi de buna döndü. Yani online eğitimlere, yüz eğitimlerden çok. Yani pandemi bitse de bu artık devam edecek. Hem uzaktan çalışma, hem e, home office çalışma... ...hem bu hibrit çalışmalar, hem de bu şekilde. E, tabii bunların şeyleri var. Yani avantajları, dezavantajları var. Bunlar tartışılır. Yani e, sonuçta yüzde bir sınıf ortamında olmak... ...belki daha faydalı olur. E, pandemi de Pandeminin bitmesiyle birlikte belki bunları da yaşayacağız. Ama yani baktığınız zaman e, şimdi burada... Ee, dediğim gibi işte laplar, projeler, pratik uygulama yani bir insan e, ben her zaman söylüyorum hiçbir eğitim sizi sıfırdan alıp uzman seviyesine getirmez. Böyle bir dünya yok yani. Bilişim öyle bir sektör ki her gün sabah kalktığınızda akşama kadar yeni bir şeyler öğrenmeniz gereken sektör. Evet. Öyle olunca da e, yani e, iş iş başında öğreniliyor. Yani siz tabii bir temel atmanız lazım. Teorik olarak birçok şey öğrenmeniz lazım. İşte belli işte network konusunda CNN seviyesinde belli konuları bilmeniz lazım. Yani işte bir VLAN e, nedir ya da, ne bileyim bir alta maskesi ne işe yarıyor? İşte subnet mask nedir ya da subnetting yaparken e, hangi mantık sonuçta e, burada çalışıyor. Bunları öğrendiğiniz zaman iş hayatınızda tabii çok rahat şekilde rahat e, şey yapıyorsunuz. Karşılaştığınız sorunları çözüyorsunuz ama tabii sonrasında en büyük e, olay pro tecrübe. ...tecrübe ed ederek artık bir e, şey yapıyorsunuz. Belirli seviyeye geliyorsunuz. Yani bu konuda e, yani baktığımız zaman Eğitim zaten en büyük şey yani bugünkü en büyük eksiklik ben e, sektörde bunu kendimi dışarıda tutarak söylemiyorum e, çok insanlar ezbere iş yapıyor yani bakıyor arkadaş 15 senedir ben networkçüyüm diyor ama en temel bir şey sorduğunuz zaman bile e, e, şey yapamıyor cevap veremiyor buna ya da yanlış cevap veriyor yani ben bakıyorum mesela bazen yokluyordum LinkedIn'de mesela anket şeklinde bir şey yapıyordum en basitinden diyordum ki işte ping attığımız zaman çalışan arka taraftaki protokol nedir? Ya da protokol işte hangi port numarasını kullanır gibisinden. Burada tabii eğitim önemli. Hangi seviyede olursanız olun yani ben bile işte demiyorum. Ben az önce de söylediğim gibi hayat boyu bir şeyler öğrenmeye ve bu paylaşmaya Paylaşmayı çabalıyorum. Ee, YouTube'da izlediğim işte bir sürü insan var. Yabancı da olabilir. Udemy'de habire eğitimler alıyorum. Onlara katılıyorum. Ya da Türkiye'den yine siber güvenlikle ilgili online eğitimlere katılıyorum ki. Yani bildiklerimi öğreneyim. Hatta 50 yaşına geldim. Bu sene Açık Öğretim e, ikinci Üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi yönetim bilişim sistemlerine yazıldım. Bizim liseye bu sene başlayan olan baba öğrenci hak bile almak için yaptım dese de öyle bir şey yok. Yani belediyenin öyle bir şeyi varmış. Şu an iptal etme gibi İstanbul'da etsin. Benim için fark etmez. Ben devam edeceğim, bitirmeye çalışacağım. Benim amacım burada yeni bir şeyler öğrendik. Yani eğitim, hayat boyu öğrenme. Bugün en popüler zaten şeylerden biri. Ee, Avrupa Amerika bunu diyordu uzun yıllardır Bizde de yavaş yavaş başladı Her iki bilişim sektörü gibi bir e, dinamik sektörde Her gün yeni bir şeyler öğrenmek zorundayız Her gün bir e, eğitim almak zorundayız Bu konuda e, tavsiyem e, Yani bu, bunu şu, şu anlama gelmesin bu Yani işte gidip bir e, yere servet döküp eğitimler almak zorunda değilsiniz Bugün işte Udemy diye bir platform var Çok ucuza bunlar alınabiliyor bu eğitimler Onun dışında internette İngilizceniz e, yeterli bir seviyedeyse binlerce milyonlarca trilyonlarca bedava kaynak var. Yani o yüzden her gün e, özellikle bilişim sektöründe iyi bir yere gelmek isteyenler ya da geldiği yeri korumak isteyenler her gün yeni bir şey öğrenmek zorunda. Her gün e, yeni işte bu e, dediğim gibi teknolojilere ayak uydurmak zorunda. Yoksa e, ne yapamazlar arkadaşlar? Kendini geliştiremezler ya da oldukları yerde sayarlar. O yüzden hani klasik bir tabir vardır eğitim şart. Şimdi kendi şirketinizde Udemy'de, Cisco Network Academy'de YouTube'da, üniversitelerde, web platformlarında eğitim veriyorsunuz siz. 2011'de Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde en iyi Cisco evet. Network Akademi eğitmeni seçilmiştiniz. Evet. 2021'de de bloğunuz ilk beşe girdi Cisco'da. Evet. Bu da yeni bir haber. Ee, ben burada şey sormak istiyorum. Yani bilişim teknolojileri konusunda eğitmenlikle ilgilenen ya da bu işe başlayacak olanlara tavsiye ederiniz nelerdir? Sizce? Ya şöyle söyleyeyim. Eğitmenlik, e geçen LinkedIn'de bir post görmüştüm, bir mesaj. İşte kendisi büyük bir formasyon formasyonu olan bir arkadaş herkesin kendine eğitmen unvanı vermesini eleştiriyordu. Ben buna katılmıyorum. Ne benim gibi ben çünkü dedim ya ben Teknik Eğitim Fakültesi mezunuyum. Yani her dönem biz iki ders alıyorduk eğitimle ilgili eğitim eğitim psikolojisi bilmem ne. Yani normalde e, mesela şeyde de vardır. işte Fen Edebiyat Fakültesi mezun olan gidip ne yapamaz? işte bir öğretmenlik bölümüne başvuramaz gidip formasyon alması lazımdır. Ben eğitim fakültesi mezunuyum. Yani yani bu işin okulunu okudum dersek okudum yani. Ama bu yetmiyor. Yani her eğitim fakültesi mezunu iyi bir öğretmen, iyi bir eğitmen olamaz. Evet. E, ya da işte çok teknik konuları hakim olan çok iyi bir mühendis de çok iyi bir eğitmen olamaz. Yani bu e, biraz yeteneksi, biraz istatçı, biraz Allah vergisi bir iş. E, ama tabii bu da insanların e, dediğim gibi kendisini e, şey yaparak, hazırlayarak belli bir seviye gelmesi mümkün. Ama biraz dediğim gibi e, bu biraz e, şey, yani insanların toplumun önüne çıkmak. Mesela ben geçenlerde yine YouTube'da bir inceleme videosu yayınlamıştım. Ya, e, videoyu izleyen kişi bana şöyle şey yaptı. İşte hocam dedi kamera karşısında ne kadar rahatsın. Ya dedim ben hani e, çok asla rahat biri değilimdir. Ama e, 26 yıldır sonuçta öğrencinin karşısına çıkıyorum. Ne bileyim e, başka bir yere gidiyorum sunum yapıyorum. E, yani ya da gidip gidiyorum bir yerde sunuculuk yapıyorum. Yani bunu yaptım. Hani ki ben çekingen birisi olmama rağmen. Yani bunu herkes yapabilir. Bir de e, belli bir zaman sonra artık alışıyorsun. Yani ee, gerçekten o hani canlı yayına bile çıksanız işte bir e, e, büyük, büyük bir televizyon kanalında orada bir kamera görüyorsunuz aslında. Yani arka tarafta belki milyonlar, milyarlar izliyorsunuz ama ben şu an şurada Logitech yazan bir kamerayı gördüğüm için öyle rahat oluyorum. Ama e, bunu yapan insanlar karşılarında işte bir insan topluluğu görüyor. E tabii biz bunları tabi hep dediğim gibi eğitimini aldığımız için yani insanlarla nasıl göz teması kurulur, sınıf hakimiyet nasıl sağlanır, ondan sonra bir öğrenci sana yalan söylüyorsa gözünden bakıp da onun nasıl yalan söylediğini anlarsın gibisinden bir sürü e, yani toplam 4 senede 8 10 tane böyle ders gördüğümüz için e, yani bir e, bunun faydasını gördüm ben. Eğitim eğitmenlik yaptım, öğretmenlik yaptım e, bu 26 sene boyunca. Yani azı değil yani çeyrek <laughs> asır olmuş 25 sene geçti 96 yılından beri. E, bir de şu var. Yani bir işi açıkta şekli yapıyorsanız o iş ne olursa olsun başarılı olursunuz. Yani bu eğitmenlik de olur. Dediğim gibi e, limon yetiştirmek de olabilir. Ya da ne bileyim işte bir e, başka, aklınıza ne geliyorsa yani. E, böyle olunca da e, ben dedim ya hani az önce ben yani öğretmenliği, eğitmenliği isteyerek tercih ettiğim için severek bu mesleği yaptım. Yani e, işte ilk dönem mesela bir üniversiteden e, misafir öğretim görevlisi olarak ders se girme teklifi geldiğinde yine gittim koşa koşa. Yani bu buradaki amacım hani birkaç tane insanın hayatına dokunabilir misiniz? O insan Yarın bir gün tabii bu da şu, şu değil yani insanlardan körlük yapmasın her göründe hocam çeksin e, e, anlamında değil. Yani onun bir beklentisiyle yapmıyorsunuz zaten bunu. Ama sizi motive eden, sizi mutlu eden bu oluyor. Freelance olarak çalışıyordum uzun yıllardır. İşte bu geçtiğimiz bir 5-6 ay önce, 4-5 ay oldu. Kendi firmamı da kurdum. E bunun sebebi de şuydu yani işte şimdi A kurumuna diyelim ki eğitim verecek. Hani bu eğitmen arkadaşlara biraz ders olsun diye anlatıyorum bunları tecrübe olsun diye. Hani bunları düşünenler için. Ee, diyelim ki B eğitim firması benden teklif alıyor, C eğitim firması da benden teklif alıyor, A firması da söylüyor. E şimdi ikisi de teklif veriyor ama zaten eğitimi ben vereceğim. E ondan sonra ben dedim ki ya ben dedim niye uğraşıyorum insanlara e, araya adam koyayım ben dedim kendi firma olsun. Tabii o firmayı kurduktan sonra benden direkt teklif alanlara verdim. Tabii şöyle de oluyor mesela bir eğitim firması benden hocam şöyle bir eğitim vereceğiz müsait misiniz ya da işte şöyle şöyle ücret vesaire konuştuğunda Mesela sorduğum zaman işte hangi kuruma eğitim verecek söylemiyor şu eğitim firması. Neden? Çünkü ben onları aradan çıkartırım da giderim teklif veririm diye. Tabii bu e, ne diyelim ahlaksızlığı yapan eğitmenler var mı? Var. Yani ben onu yapmıyorum. Çünkü benim etik değerlerim vardır e, şeyde. E, bu hayat ilkesi olarak belirledim. E, ben onu yapmam yani işte firma aradan çıkarım da ben teklif vereyim yapmam. Yani firma direkt eğitim alacak firma gelip bana sorarsa ben ona veririm. Ama sonrasında bunu yapmam. Yani kolay bir şey değil yani. Hani burada özellikle bir Freelance yani benim tavsiyem e, benim hani şöyle bir şey var hani son yıllardaki benim eğitmenlik biraz da keyfek eder yani hani işte onu elemiş e, 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 asmış eli e, e, hesabı. Yani yaptığım birçok şeyi biraz ben e, biraz da keyfine yapıyorum ya, hani yani böyle bir maddi çıkar için yapmıyorum. Mesela e, şimdi bu şeylerin çoğu mesela benim işte YouTube'da şunu bunu yaparken bir şeylere işte sponsor olurken birileri yani eleştiriler şunlar bunları da çok gördüm. Benim mesela yıllardır ben bir şeyleri paylaşırım. E, o, o paylaşırken ben e, hiçbir şey satan bir insan değilim yani benim pazarladığım bir ürünüm yoktu. Bugün bir Udemy eğitimi vardır belki pazarladığım bir kitabım vardır ama bu belki son 8-10 senedir olan bir şey. Yani öncesinde daha uzun zamandır ben bunları paylaşıyorum. Dediğim gibi YouTube kanalımda, ki benim web sitemi açmam dediğim gibi yani 1998'dir. E, e, o günden beri bir şekilde yani internette bulunuyorum içerik üretiyorum. E, hatta 2000'li yıllarda e, işte PCNet, e, ondan sonra Byte, bu dergilerde mesela yine freelance olarak yazılarım yayınlanıyordu. E, ama dediğim gibi e, yani sektör e, çok kolay bir sektör değil özellikle eğitim konusunda. E, her alanda böyle tabii ama yani burada e, emeğinizin sömürülmemesine dikkat etmeniz lazım. Yani baştan bu tavsiyeyi de vermiş olayım. Yani çok ucuza yani sadece işte piyasanın en e, meşhur eğitim firmasında... Eğitmenlik yaptım bunu CV'sini yazmak için gidip 6 ay bedava çalışan gençler görüyorum yani yapmayın bunu e, gidin emeğinizin hakkını alın yani bunu da söylemiş olayım ki bir firmada düşünün hiç de bunu garipsemiyor yani gelip de bu adam işte 6 ay burada çalışıyor bir kuruş vermemiş, vermeyeceğiz demiyor yani böyle bir e, şey var yani kimse de emeğini sömürtmesin ama bir yerde çalışıyorsunuzdur gerçekten çok teknik bir adamsınızdır yani çok iyi bir mühendissinizdir e, ağzınızda laf yapıyordur anlatabiliyorsunuzdur çünkü yani bir şey bilmek önemli değil. Önemli olan karşı tarafa aktarabilmek bunu benim sana ne söyledim diye senin ne anladığın önemli demişler Böyle bir, bir atasözü sözü var ee, yani böyle e, arkadaşlar e, boş zamanlarında hafta sonlarında itmenlik yapabilir yani bunlar zaten e, kendilerini göster gösterince e, bu konuda şeyler zaten talepler gelir arkadaşlara da yani LinkedIn B 2 B tarafında yani bu business to business tarafında çok e, iyi bir platform olduğu için ben mesela LinkedIn aktif kullanıyorum ki Gerçekten bu eğitimle ilgili ya da sponsorlukla ilgili işte işbirlikle ilgili birçok şey teklif oradan geliyor zaten LinkedIn'den geliyor. Yani e, eğitim e, sektörü özellikle bu bilişim eğitimleriyle ilgili tek eğitimlerle ilgili sektör zor arkadaşlar. Şeydir zaten bir ana işiniz vardır yani bu, bunu ana bir iş olarak e, yani yapmanız mümkün değil onu söylemiş olayım yani onu anlatmak için söyledim bunu. Ama işte dediğim gibi bir firmada çalışıyorsunuzdur firmanın e, firmayla yaptığınız sözleşmede sizi bağlayıcı bir e, şey yoktur madde yoktur. Dersiniz, işte mesajdan çıkarsanız hafta içi akşamları eğitim verirsiniz, hafta sonu eğitim verirsiniz. Bu konuda tabii o konularda kendinizi iyi yetiştirmeye bir de böyle az önce söylediğim gibi ağzınız iyi laf yapıyorsa yani insanların karşısında rahat bir şeyler anlatabiliyorsanız sonrasında yine iyi aktarabiliyorsanız arkadaşlar tavsiye ederim. Türkçe kaynak konusu var bildiğiniz gibi yıllardır gündemde olan. Evet. Sizin de yazmış olduğunuz kitaplar var yani ben de hepsini bitirmiş biri olarak konuşayım. AI yöneticilerinin temelleri var. Kariyeli ofansif güvenlik var. Yeni herkes evet. için Siber güvenlik kitabımız var. Evet. Bunlarda da hani bu Türkçe konusunu hep kaynak konusunu dile getiriyorsunuz aslında üstü kapalı bir şekilde. Evet. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir hocam? Ya şimdi şöyle, şimdi bizim işimiz teknik İngilizce zaten bilmek zorundayız ama şöyle bir şey var. ben hep onu tavsiye ediyorum. Eee Yalın Kod. YouTube'da Yalın Kod diye bir kanal var. Bilgem Çakır kendisi Baya yani yazılımcıların iyi tanıdığı bir e, arkadaş. Onun güzel bir videosu var. İngilizce bilmek ama e, Türkçe e, eğitim e, diye. Mesela e, o, o, o o YouTube videosunun altında, Bilgem Çakır'ın videosunun altında bir sürü yorum görürsün. İşte Ottu'da şöyle bilgisayar mimarisi dersi gördük, bir şey anlamadık. Çünkü anlatan hoca da zaten İngilizce anlatıyor ama zaten hoca da Türk düşünün. E, ve e, İngilizcesi çok iyi değil. Hani sonuçta ana dili değil. Yani hiçbirimizden ana dili İngilizce. Dünyada en çok konuşulan dil... Ana dil İspanyolca mesela. Çinlileri saymazsak. Çinli tabii birkaç kaç milyar insan var. Hı hı. Şimdi ikinci dil yani sonuçta insanların İngilizce. Ee, İspanya'da derseniz İspanyolca da işte Meksika'dan aşağı bakarsanız bütün o e Portekiz e şey Brezilya hariç. Brezilya'da Portekizce konuşuyor herkesin ana dili. Şimdi ana dilimiz olmayınca da bir konuyu anlatmak ana dilinizin olmadığı bir konuda anlatmak. Yani ben o plaza dilini sevmiyorum. Yani konuşanlara da bir şey demiyorum. Hı hı. Saygım var ama yani o güldür güldür şovda. Client ne kardeşim? Sucuk satıyoruz biz burada dediğin <laughs> gibi. Yani işte ben derslerimde kullanmam bunu. İşte arkadaşlar şimdi bu port şu bilene assign ediyoruz. Arkadaş ne bu yani? Ondan sonra yani sektörel ve jargonlar vardır. Ondan sonra firewall'un bacağı. Arkadaş firewall'un bacağı mı olur ya? Bacağı olan şeyin kolu da olur, başı da olur, kulağı da olur. Başka bir yere de olur sana yani. Yani ne bileyim portu dersin, interfeysi dersin, arayüz dersin. O yüzden ben Türkçe tarafında takıntılıyım. E bir de şimdi akademik tarafımız da var. E, ve burada Türkçe kaynak üretmek lazım. Hani her şeyde Türkçe karşılık uyduracağız diye bir şey yok. Mesela ben e, Ayın için temelleri kitabımda e, orada anahtar dediğim için resmen LinkedIn'de şurada burada yorumlarda beni linç ettiler. Ama arkadaş evet. Cisco'nun sitesine gir. Bil, gir Cisco.com oradan Türkiye sayfasına tıkla. Orada anahtarlar yönlendiriciler evet. yazıyor. Git Cisco'yu linçle yani beni niye linçliyorsun? Ben de günlük hayatta tutup da abi bize işte bir tane kenar anahtar verdimiyorum diyorum ki kenar switch diyorum yani ben de diyorum yani switch diyorum. Ama bir dokümantasyon ver ya da DMO'nun sitesine gir. Devlet malzeme olsun. Oradan anahtar yazıyor. Yönlendirici yazıyor. Yöneltici yazıyor. Neyse. Yani sonuçta biz bunlara bir Türkçe şey uydurmak, Türkçe bir karşılık bulmak ve bu şekilde kullanmak zorundayız. Ama yine İngilizcelerini bilin. Zaten kimse sizi tutmuyor ki. Ben dersleri anlatırken yani hem İngilizcesini hem yani işte bir vendor derim. Yanına da işte üreticiler derim. İşte belli markalar falan gibi Yani, yani ben bir İngilizce kelime söylediysem mutlaka onun yanına Türkçesini söylerim. Ama bu konuda Türkçe kaynak önemli. Yani ana dilde bir teknik konuyu öğrenmek her zaman. işte Bilgem Çakır'ın isteyenler izlesinler yanın Kod kanalında o videosunu. Kendisi, hadi ben sonuçta işte bir İngilizce ana dil, e, pardon İngilizce eğitim yapan bir okulda mezun olmadım. E, bazen e, sonraki yıllarda mesela Marmara Teknik Eğitim falan bir yıl İngilizce koymuştu. E, bizim zamanımızda yoktu mesela ben 91 giriştiğim üniversiteye. Ee, kendi çabamızla öğrendik biz ki benim İngilizcem hiç işte iyi değildir açıkça yani açık yürekle cesur, cesurca söylerim yani hani sıfır ötesi <laughs> İngilizcemle ama sonuçta bir İngilizce konuşulan bir ülke gittiğinde işimi ha hallederim aç kalmam yani her türlü işimi hallederim çünkü e sonuçta öyle yurt dışı tecrübelerim olmuştu e hallederim işimi neyse. Ee, orada şunu söylüyor kendisi bakın Ortadoğu Üniversitesi mezunu Türkiye'de çok büyük fir firmalarda çalışmış gitmiş adam Amerika'ya Microsoft'ta çalışmış Amazon'da çalışmış hadi beni dinle, hemen gidin onu dinleyin yani. O yüzden ana dilde eğitim e önemli bu yüzden kaynak da önemli yani ne kadar çünkü ing İngilizce tamam şart diyoruz ama İngilizce bariyerini insanlar aşana kadar e, o zaman ne yapıyorlar öğrenene kadar belli bir zaman geçiyor ve bu sefer onlar için o konulara ulaşmak ya da o konularda bir şeyler öğrenmek engel oluyor bu sefer. Evet. Ama zaten diyoruz yani mutlak İngilizce öğrenin diye yani bu zaten şart. Türkçe kaynak önemli. Ben de bunundan, e, bunun için elimden geldiği kadar Türkçe kaynak üretiyorum. Yani benim blog sayfam Cemaltenar.com'da, YouTube kanalımda e, ne bileyim işte e, belli ortamlarda elimden geldiği kadar e, buna çaba gösteriyorum. Yani yapan olur, e, takdir ederiz. E, Yapmayan da bir şey demiyoruz. Onu da ne yapalım e, diyecek bir şey yok yani. Hani herkesin sonuçta yaptıkları. Takdir ediliyor, edilmiyor. Onu da söylemiş olayım. Yani benim e, şeyim oydu. Hep Türkçe kaynak konusunda bir şeyler üreteyim Ve bu da devam edecek yani. Siz de birçok markayla çalışıyorsunuz aslında. Özellikle evet. A, A tarafında. Yani marka bağımsız çalışma konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Genelde arkadaşlar şey oluyor yani bir markaya takılıyorlar... Onun üzerinden gidiliyor vesaire. Evet evet. Ya ben zaten o o yüzden son mesela şimdi kanal YouTube kanalında ve LinkedIn'de paylaşıyorum. Hatta Cisco ve Ruge Sierra'yı karşılaştırması diye bir video yayınlamıştım geçenlerde. Ee, yani ben her zaman tavsiyem oydu. Baştan mesela ben insanların hiçbir şeye fanatik olarak, fanatiklik seviyesinde bir şey e, taraftar olmasını şey yapmıyorum. Mesela ben hep e, eğitimlerimde söylüyorum böylece Ben diyorum mesela futbol takımı şu bu tutmam diyorum yani. Hani hiçbir şeyin taraftarı değil. Neden? Çünkü bir şeyin taraftarı olmak e, sizi... Başka bir şeyin de karşı tarafları oluyor. Yani ben Galatasaray olursam sonra Fenerbahçelilere düşman oluyorum böyle. Yani iyi doğru neyse onu desteklemek lazım. E ya da işte bir e, markaya bağımlı olmamak lazım. Yani işte sizin bir projeniz vardır. İşte bütçeniz ona uygundur. O markayı kullanırsınız. Başka bir yerde başka bir e, projede bütçeniz uymaz. Başka bir markayı kullanırsınız. Sonuçta e, işinizi görmesi önemli olan. E bugün bakıyorsunuz yani kalite açısından da zaten birbirine yakın e, ürünlerle karşılaşıyoruz. E bir şeyi bütçemize uygun çözen çözümlerle karşılaşınca biz onu ne yapıyoruz? Tercih ediyoruz. Tabii çok ucuzun kalitesini hiçbir zaman ter kalitesizini tercih etmemek zaten her zaman söylediğimiz. Ama baktığınız zaman e, yani marka hiçbir zaman dediğim gibi şey yapmamak lazım. İşimize yarar. Linux kullanırız. işimize yarar. Microsoft kullanırız. işimize yarar. Cisco kullanırız. İşimize yarar. Huawei kullanırız. Bunun bir şeyi yok Yani böyle bir hani takım tutar gibi e, fanatiklik yapmanın bir anlamı yok. İnsanlara bu zarar veriyor zaten. Hangisi işimize yararsa hiçbir babamızın malı değil. Hiçbiri de bize bedava vermiyor yani verdiği şeyi. Veriyorsa bedava tamam o zaman yapalım da vermediğine göre ne yapacağız? Hangisi işimize gelirse onu kullanacağız. Bu kadar basit. Ee, siz son dönemde siber güvenlik ağırlıklı çalışmalar yapıyorsunuz. Ee, gündemde de aslında hep çok sık görüyorsunuz da sizde siber güvenlikte kariyer nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Nasıl evet. yapılır? Şeklinde şeyler var dönüyor bir sürü. Yani evet. Ben farklı bir açıdan yaklaşıp size başka bir soru soracağım aslında şimdi evet. siber güvenlikte ya da bilgi güvenliğinde başarılı olmak için aslında iyi bir network bilgisi, ağ bilgisi gerekiyor. İşte evet. mimari bilgisi, işletim sistemi bilgisi gerekiyor aslında. Ee, benim sormak istediğim şey yani siz de yıllardır ağ konusunda çalıştığınız için bu ağ tarafında öncelikle e, kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz? Nasıl e başlayabiliriz? Süreci nasıl yönetebiliriz? Ya şimdi şöyle ee, yani siber güvenliğin hangi alanı olursa olsun zaten temel üç şey bilmek lazım. Bir tanesi network, bir tanesi Linux, bir tanesi de algoritma programlama mantığını çok iyi bilmek lazım. Ee, şimdi e, şöyle yani bu eksiklikleri çok görüyorum ben. Mesela şimdi Türkiye'de bu da yine bir eleştiri olarak söyleyeyim. Sistem ve ayın içinde eğitimler var. Yani Türkiye'de böyle eğitimler görüyorsunuz yani belli firmaların verdi. Müfredat içeri bakıyorsunuz Windows Server, Azure bilmem ne falan. Bir tane network şeyi yok, dersi yok. Hani verenler vardır ama %90 böyle. Şimdi bunu eğitim alanlar arkadaşlar bir yerde sistem aynısı olarak gidiyor, işe başlıyor. Ondan sonra bir switch'te bir bilen oluşturmayı bilmiyor. Yani bunları da çok birebir gördüm ben. İşte gidiyorum bir firmaya mesela diyelim ki danışmanlığa. Nadir yaptığım işlerden biri bu. Daha çok eğitim veriyorum ama arada oluyor işte eş işte dost hatırına. Arkadaş diyor ben sistemciyim diyor. Network bilmem falan filan gibisinden. Yani bu lafları sözleri çok duydum. Şimdi bunların hepsini bilmek zorundayız. Ha temel seviyede bilmek yani bir şeyin uzmanı olmaya çalışın ama yani belli konularda da işte bunu da her zaman önerdiğim şey Cisco'nun CCNA seviyesinde network bilmek. Yani Cisco'nun CCNA dediği sertifikasyon yani Cisco Network Associate dediği sertifika aslında e, Cisco'nun reklamı yapan, Cisco'nun onları tanıtan bir aslında e, sertifikasyon eğitimi değil. Müfredatının içeriğine baktığınızda görürsünüz ki temel sıfırdan başlayan hatta sınav sertifikasyon için 13 yaşından büyük olma şartı vardır. Yani bugün 13 yaşından büyük birisi bu sertifika sınavına girebiliyor ki... Amerika'da işte neydi bir Mike miydi Mike bir çocuğun CCMP bile aldığını görmüştüm bu 3-5 sene önce. 13-14 yaşlarında. E, bizim Türkiye'de tabii örneklerini görmüyoruz da. Yani demek istediğim sıfırdan başlayan temel bilgisayar okuyacağına sahip insanların alabileceği bir sertifikasyon ve eğitimi. Şimdi burada temel network'tan başlıyor. Network nedir'den başlıyor. İşte TCP IP'sinden, OSS'inden, IP adresinden, alt ağ maskesinden, VLAN'inden, VLAN routing'ine kadar, temel e, yönlendirme protokollerine kadar. Bunları temelde iyi bilmek lazım. Yani birçok ee, yani kullanırız kullanmayız ama hani temel şeylerin nasıl çalıştığını iyi bilmek lazım. Bu konuda da az önce söylediğim gibi yani e, şey değil illa gidin bir yerden paralı eğitim alın değil yani temel network konularını başlamak lazım. Yani ben mesela beni network yapan olay şudur bilgisayarcı yapan az önce söylediğim arkadaşın olayıydı. Yine network yapan olay da saç sene olmuş 22 sene olmuş bakın benim network ile ilk tanışmam. Eskiden her şeyi ezbere yapıyordum. Bir an sıcakı çakıyordum. Koaksiyon kabloyu çekiyordum. IP adreslerini yazıyordum, work group yapıyorduk işte o zamanlar böyle bir domain vesaire değil. Mesela ben sene 90'lı yılların sonu kendim ilk mesela birçok girişimim oldu hayat boyunca ee, yine bir e, internet kafe açmıştım, batırmıştım, <laughs> iflas etmiştim <laughs> bundan yine 23 sene önce. Orada mesela o internet kafedeki bilgisayarların e, toplanmasından, network kurulmasına kendim yapmıştım. Şimdi ama ezbere yapıyordum yani işte sektörde de dedim ya böyle bir ezbere şey. Yani ben arkadaşı görüyorum telkoda çalışıyor bir servis sağlayıcı da, hem de level 3 supportta çalışıyor arkadaş supportta. Config yapıyor. Kopyala yapıştır. Oradan alıyor oraya yapıştırıyor CLI'ye. Desen ki şuradaki işte channel group bilmem ne mod aktif yazıyor. Abi, bu ne demek desem bilmiyorum. Yani ezbere yapmamak lazım. Ezbere çünkü bir yere kadar gidersiniz orada takılır kalırsınız ondan sonra. Neyse ben de bir gün bir müşteri dedi ki ya benim dedi işte şöyle bir e, geniş alanım var. Benim de orada dedi bir masa var. Oraya işte laptop koyduk. E, bizim modem de şey. Kablo çekmeyeceğim dedi. İşte yeni yeni laptoplar bu kiminlerin başı kullanılmaya başlandı. E, burada dedi Wi-Fi dedi bağlayalım bunu dedi. Ben de gittim. Bir tane e, Motorola. Bakın bu alet 22 senedir de hala orada çalışıyor. Bakın onu da söyleyeyim. 22 <laughs> yıldır çalışıyor. <laughs> Motorola Access Point aldım. EDSL modemden çektik, kabloyu getirdik, Motorola'ya taktık. O adam Wi-Fi'yi veriyor, sinyali veriyor. Bir türlü bağlanmıyor şimdi. Mod e, Motorola Access Point'in router özelliği de var. Ben şimdi routing nedir bilmiyorum 22 sene önce. yani Belli şeyler kafamda var ama çok oturmuş durumda değil. Default gateway nedir bilmiyorum. Ondan sonra ne bileyim subnet mask ne işe yarar nedir bilmiyorum. Ondan sonra tabii ben aldığım e, Motorola'nın Türkiye e, şeyine, dağıtısına mail atıyorum. Demek ki bilen birisi de yok ki bana cevap dönmüyor. En son bir ay sonra bir tanesi bana güzel açıklayıcı bir mail gönderdi. Dedi ki böyle böyle yap. Ben de gittim. Ayarlarına girdim. Grafik arayüzüne, GUI'ye girdim. Oradan yaptım. İşte şey için bir routing özelliğini aktif edip default gateway, şey işte ADSL modemi gösterdim falan. Çalışmaya başladı. Sonra dedim ben bu network'ü öğreneceğim. Girdim Google'a. Bundan işte 22 sene önce. Network deyince karşıma Cisco çıktı hemen karşıma çıkan şey Cisco oldu. O zamanlar tabii e, bu aptal switch dedikleri, dummy switch dedikleri hani bu kelimeyle hak etmiyor bu arkadaşlarımız yani. Hani hava diyebiliriz de switch'e pek diyemeyiz. Yani en dandik 50-100 liralık switch'in bile bir. Çünkü bir Mac tablosundan bir entegresi var. E sadece yönetilemez switch diyebilirsiniz. Ötekine yönetilebilir switch diyebiliriz. Yani piyasadaki yanlış mesela sektör jargonlarından biri de bu ifadedir. eder. Yani firewall'un bacağı gibi. E, yani dummy switch ifadesi yanlış bir ifade. Bana göre tabii bu başkaları farklı şey düşünebilir. Ondan sonra ben bunu öğrenmem lazım dedim. Yani böyle dummy switch kullanıyoruz falan filan ama ondan sonra karşımıza çıktı artık. Cisco çıktı, Cisco artık baları çıktı falan derken bugüne gelmiş olduk yani. <laughs> Bugünleri görmüş olduk. Oradan başladı beni network yapan şey. O yüzden tavsiyem hani ezbere yapmayalım. Temel seviyede network, en azından CNS seviyesinde network öğrenirim. Bu siber güvenlikçiler arkadaşlar değil. Her şey için şart. Yani bir yazılımcının da bugün temel seviyede network bilmesi lazım. Ondan sonra bir mobil uygulama geliştiricinin de bilmesi lazım. Yani IT tarafında kim olursa olsun bunları mutlaka arkadaşlar e, temel seviyede, CNS seviyesi, network bilmeniz lazım demiş olayım. Sizin de zaman zaman çeşitli girişim faaliyetleriniz oluyor. Ee, yani aslında aynı zamanda bir girişimcisiniz. Evet. İşte, bir portal var, Siver Güvenlik Web TR. Evet, Siver Güvenlik Web TR. Polar evet, Akademi var yani kurduğumuz. Evet. Geçmişten de bir sürü e, şeyimiz var, girişimimiz var. Evet. Bu girişimcilik biliyorsunuz çok popüler. Hani bu konudaki tavsiyeleriniz neler olabilir? Nelerle karşılaştınız? Vallahi şimdi ben girişimciliği anlatan insanlar görüyorum sağda solda. Hayatında hiç girişim yapmamış, 50 lira kazanmamış evet. adamlar. Şimdi bu insanların sözünü dinlemeyin, benim de dinlemeyin tabii. Bunu da söylüyorum şimdi. Bakın belki internet kapı açtık, batırdık diyorum <laughs> bundan işte 20 25 sene önce. E, başarılı olmuş insanları dinlemekler Ama tabii kötü e, tecrübeler dinleyip onları yapmamak için belki dinleyebiliriz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ben bir şey yaparken hep bir fayda üretmek üzerine yaptım. Yani böyle. Yine e, şu an internetten bakayım. Bu kitabı söyleyeyim okumayan insanlara arkadaşlar vermek ve almak diye bir kitap vardır. Çok satanlarda. Ben bu kitabı aldım okudum ta ilk zamanlar Türkçe'si çıktığında. E, yine çok meşhur Edim Grant'ın bir kitabı. Şu an yine kitaplığımda vardır. Şimdi Edim Grant diyor ki iki tür insan vardır diyor. Bir verici tipte insanlar bir de alıcı tipte. Yani hep bana hep bana hep bana. Bir tanesi de işte böyle bu, bunun tabii Böyle dinle ne bileyim bazı metalik şeylerle ne bileyim belli ahlaki değerlerle alakası yok. İnsanların belli yaratılışı bu şekilde. Yani ben de eskiden böyle yani hani belki de ufaklıktan beri böyleyim. Ee, böyle bir yapıda olduğum için hani hep böyle fedakarlığı işte verici olmayı. Ee, yani bir şey yaparken birisiyle tanışırken çünkü öyle bir asırdayız ki şu an. Yani birisine selam vereceksin. Selamun aleyküm de merhaba de nasılsın de. Adam vermeden önce şöyle düşünüyor. Ya ben bu adamdan ne manfaatım olur ki ben ona selam vereyim. Bakıyor, düşünüyor, tartıyor, ediyor falan filan bir manfaatim olmaz, yoksa ben selam vermeyeyim. Ama ben bir şey yaparken mesela bu bahsettiğim işbirliklerinde de yani bu birkaç senedir en azından iki senedir yaptık işte Winçin ile yaptık, Ruci ile yaptık, H Barbo işbirliği yaptık, Zaysek, Zaysek. Şu bu derken benim öyle bir şeyim yoktu yani ben bir para kazanayım işte oturup bir para para konuşma vesaire değil hani emeğimi sömürtmemek adına bedava bir şey yapmamak adına bir belki bir ücret talebim oluyor. Onlar da çok minik minik şeyler yani, yani baktığınız zaman çok komik şeyler. Ee, ama e, hep bir insan dost kazanır. Yani ben ne yaparım birisinin işini görürüm. E, O dostum yarın bir gün benim işimi görür. Yani birlikte bir fayda üretiriz. E, yani hem kendimize faydası olur, hem topluma faydası olur. Ama kendinize olan faydası fayda ilk başta düşünmezsiniz. Zaten o kitabın ana mesajlarından biri budur. Yani verisiz olan insanlar diğer toplumun diğer kesim tarafından en ay salak olarak görünür. Ama sonrasında günün sonunda hep kazananlar onlardır. Onu da söylemiş olayım. İşte tabii manevi boyutu var, metafizik boyutu var. İnsanların belli inandığı değerlerle ilgili de böyle bir şey var. Yani öyle düşünüyorsanız işte bu dünyanın başka bir boyutu da var. Yaptığınız iyiliklerin karşılığı göreceksiniz diye düşünürseniz bir de o, o boyutu var tabii. Ama sonuçta Adam Grant böyle yazmamış. Yani işin sadece belki metafizik boyutu dışındaki şeyleri bahsetmiş. Ama gerçekten okumayanlara bu kitabı tavsiye ederim. Ben de yine Hayat felsefesi olarak dediğim gibi e, kendimce yaşadığım şeylerden biriydi bu. Yaptığım her şeyden işte. Siber Güvenlik sitesini açarken de e, Türkçe e, siber güvenlikle ilgili içerikler üretelim diye açtık. Ya da işte dediğim gibi bir e, kola akademiyi kurarken, kendi bir şahıs şirketimi kurarken yine e, bir değer üretelim diye. Yani burada siber güvenlik WebTel'e de öğrenci arkadaşlar geldi. Diyelim ki e, yazı yayınladılar. Ben de onların emeklerinin karşılığını en, faz, en faz, e, fazla vermeye çalıştım her zaman. Ama tabii burada da şunu gördük. Mesela çok istikrarlı yazanlar olmadı. 10-15 kişi geldiyse bile bugün 2-3 kişi kaldı mesela. Hani hep onlara söylüyorum yani. Hani baştan istikrarlı bir şekilde yazarsanız bunlar ileride bir referans olacak diye. Gerçekten çok bazılarına doğru. da oldu yani. Hani çok böyle staja girmeden ya da işe girmelerine de mesela destek oldu. Ama tabii Türkiye'de hemen <laughs> şuraya getireyim işi. Mesela bir şahıs şirketi 4-5 ay oldu benim yani kuralı. Hemen şeylerle karşılaşıyorsunuz. Mesela benim hep e, şeyim şudur. E, yani ben yeri geldi özel çalıştım, yeri geldi kamuda çalıştım. Şu bu. Şimdi biz normalde e, kamuda çalışan memur da olsak, özelde çalışan bir çalışan da olsak maaşımıza bize elimize veriyorlar, alıyorlar harca ya e, da banka hesabımıza yatıyor. Şimdi benim şeyim şu. Tabii bir e, şey tarafına geçerseniz artık vergi veren e, bir e, artık e, vergi numarası sahip olan kişi olarak bu sefer bir fatura kesiyorsunuz işte şu kadar KDV çıkıyor. Mesela bugün ben KDV dedim. Kestim faturalarım bugün. Onu öderken diyorsunuz Aa, cebimden para çıktı. Bunlarla karşılaşıyorsunuz. Bu çok güzel bir tecrübe. Zaten bilmediğim şey değildi benim ama tekrar yaşamış oldum. Yani yıllar sonra tekrar fiş toplamaya başladım mesela. hani <laughs> onu da geçen paylaşmıştım. Yani bunları yani eğer imkanı varsa herkesin bu şekilde böyle bir girişimde bulunmasını tavsiye ederim. Hayatı öğreniyorsun. Yani bunları insanların tatmasını isterim. E, ama değer üretmek için arkadaşlar yapalım. Ondan sonra burada en büyük şey bu. Yani bir şeyler ürettiğiniz zaman zaten bunun karşısında görürsünüz. Yani siz bir karşılık beklemeden bile yapsanız maddi manevi bunun her zaman zaten sizi yani manevi zaten sizi tatmin ediyor, mutlu ediyor yaptığınız şeyler. Manevi olarak da dediğim gibi mutlu ettiği gibi maddi olarak da karşılıklarını görüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Projemizle, desteğimizle katılımınız için. Son olarak bir şey eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım sizden. Türkiye'de ben ee, dedim ya 94 yılında ilk ee, işte internete bağlandım. E, 90'lı yılların başı diye bilgisayarın klavyesine dokunduğumda böyle community topluluk dediğimiz şeylerde çok olmaya çalıştım. Bir şeyler üretelim edelim. Türkiye'de o yüzden topluluklar, komüniteler süreklilik arz etmiyor. Yani ee, baktığınız zaman mesela işte ee, Türkiye'deki ve yurt dışındaki şeylere bizim zaten millet olarak en büyük problemimiz süreklilik. Ben öğrenciydim mesela açtı. Ankara'daki otogar açıldığında. Görseniz yani bugün en dünyadaki lüks havalimanından daha lüks bir yerde. Şuradan şu saniye şu otobüs geldi. Orada işte göstergeler çalışıyor. Şuradan şu otobüs çıktı. Yani süreklilik bizim en büyük problemimiz. İşte komünitelerde de böyle. Yani ben e, arkadaşların e, tavsiye ettiğim şey bu. Yani yapmasam da artık yaşımızda bayağı bir şeye gelince insan vakit de bulamıyor. Hani belli topluluklarda, komünitelerde iyi netle ve böyle halis güzel düşüncelerle kurulması güzel sonrasında önemli olan devam ettirebilmek, sürdürülebilirlik en büyük problem az önce söylediğim gibi bu. Ee, ve burada da sonuçta ama şunu da söyleyeyim. Yani tamam bir community bir şey yaparken ederken sonunda bir kazancı bir karı da düşünebilir. Orada zaten benim bir itirazım yok. Öyle bir eleştirdiğim bir şey de yok. Ama e, burada diyelim ki herkes ortaya koyar emeğini. İşte 100 tane emek vardır. 80'ini diyelim ki o iş için koşturanlar vardır. O işin önünde çünkü o işi o community kuran ve sürdüren kişiler zaten en büyük emeği harcıyor. Ama oraya katkıda bulunan insanlar da vardır. O katkıda bulunan insanların da emeğini göz ardı etmemek lazım.